enerji kullanımı. Kuşlar uçmak için büyük bir enerji sarf ederler. Bu yüzden de kara ve denizdeki tüm canlılardan daha çok yakıta ihtiyaç duyarlar. Göçmen kuşların çoğu, özellikle küçük ötücü kuşlar, uzun göçleri için gerekli enerjiyi yolculuğa çıkmadan önce daha çok beslenerek vücutlarında depoladıkları yağdan sağlarlar. Yağ onların adeta yakıt tankıdır. Bazı kuşların göçten hemen önce ağırlıkları iki katına kadar çıkar. Örneğin, Nijerya'da kışlayan ötleyenlerin ağırlığı Ekim-Şubat ayları arasında 10 ila 13 gram kadarken, Avrupa'ya dönüşten önce Mayıs başında 20 grama ulaşır. 8 gram yağa sahip olan bir bülbül ise 3000 kilometre uçabilecek kadar yakıta sahiptir. Bu yakıtla Büyük Sahra Çölü'nü bile kolayca aşabilir. Göçmen kuşların metabolizmaları da bu zor yolculukları kaldırabilecek kadar güçlüdür. Örneğin göç eden en küçük kuş olan ağırlığı 2 ile 10 gram arasında değişen kolibrinin, yani sinek kuşlarının metabolizması bir filinkinden 20 kat daha fazladır. Kolibri kanatlarını saniyede 50 defa çırpar ve bu sırada 7 metre yol alır. Kolibrinin uçuş sırasında vücut sıcaklığı 62 santigrat dereceye kadar çıkar. Oldukça küçük bir kuş olan altın yağmur kuşu da 3000 kilometrelik Hawaii-Alaska mesafesini kat edebilmek için yolculuğu boyunca 2,5 milyon kez kanat çırpar. Bu minik canlı deniz üzerindeki bu göç yolculuğunda yüzmeyi bilmediği için karaya ayak basmadan 70 saat gibi uzun bir süre havada kalır ve vücut ağırlığının %50'sini kaybeder. Bu yolculuğu sırasındaki hızıysa saatte yaklaşık 80 kilometredir. Bu kadar yorucu bir uçuş sırasında kuşların kanındaki asit miktarı aşırı derecede artar ve yükselen vücut ısısı nedeniyle de kuş bayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bazı kuşlar bu tehlikeyi karaya inerek engellerler. Engin denizlerin üzerinde göç etmekte olan kuşlarsa kanatlarını mümkün olduğu kadar açıp kendilerini boşluğa bırakarak serinlerler. Örneğin leylekler, yükselmekte olan ılık hava akımlarıyla 2000 metreye kadar çıkıp, ardından kanat çırpmaksızın kendini aşağı bırakarak bir sonraki ılık hava akımına doğru süzülebilirler. Bu süzülme hareketi, vücudunda çok fazla yağ biriktiremeyen büyük kuşlara büyük bir enerji tasarrufu sağlar.